DNA'nın ne olduğunu bilmiyorken bile çocukların ya da tüm hayvanlar alemini kapsamak için yavruların diyelim anne babalarına ait bazı özellikleri aldıklarını biliyorduk. Bugün DNA'nın yapısı, nasıl kopyalandığı ya da mayoz bölünmenin nasıl gerçekleştiği ile ilgili daha çok şey biliyoruz. Ama bunları keşfetmeden önce de ebeveynlerle yavrular arasında bazı benzerlikler olduğunu biliyorduk. Mesela mavi gözlü bir erkek kahverengi gözlü bir kadınla evlendiğinde erkeği çizdik. Evet, bunun da kahverengi gözlü bir kadın olduğunu düşünelim. En azından düşünelim. Evet, böyle çizince kadına biraz daha benzedi arkadaşlar. Bu ikisi evlenip de çocuk sahibi olmak istedikleri zaman çocuklarının çoğunun kahverengi gözlü olacağını biliyoruz. İnsanoğlunun şu ana kadar binlerce nesle sahip olduğunu düşünürsek bu durum nesiller boyu gözlemlenen bir şeydir. Evet, nesiller boyu çocukların anne ve babalarına benzediklerini, onların bazı özelliklerini aldıklarını ve bu özelliklerin de bazılarının diğerlerine göre daha baskın olduklarını gözlemledik nesiller boyu. Baskın özellikleri örnek olarak koyu pigmentli yani koyu renkli saç ve gözleri örnek verebiliriz. Anne babadan birinin gözleri açık renk olsa da çocuklarda koyu rengin baskın olduğunu gördük. Aslına bakarsanız zaman zaman karşımıza bir karışım da çıkar ve evet bu da karşılaştığımız durumlardan biridir. Çocuklara hangi özelliklerin geçtiği ve nasıl geçtiği 20. yüzyıl bilim çevrelerini haklı olarak çokça meşgul eden DNA'nın keşfinden ve araştırılmasından çok daha önce keşfedilmiştir. Evet bu konu çok ama çok daha önce dikkat çekmiş ve araştırmalara konu olmuştur. Klasik genetik ve kalıtımın babası Gregor Mendel olarak kabul edilir. Mendel bitkilerle uğraşmayı çok severmiş arkadaşlar. Onları çaprazlayarak hangi özelliklerin aktarıldığını ve bunun nasıl gerçekleştiğini öğrenmeye çalışmış. Klasik genetik söz konusu olduğunda işimizi kolaylaştırmak adına genlerimiz için aslında pek de doğru olmayan ama az önce de söylediğim gibi, gelecek nesillerde neyle karşılaşacağımız konusunda bize fikir vermesi adına bazı varsayımlarda bulunacağız. Bu varsayımlardan ilki, bazı özelliklerin ya hep ya hiç durumunun olmasıdır. Çoğu özellik için bunun doğru olmadığını biliyoruz. Belki biraz fazla basitleştirmiş olacağız ama şimdilik göz rengi için dünya üzerinde sadece iki alel olduğunu düşünelim. Alelin ne olduğunu hatırlıyorsunuz öyle değil mi? Alel genin özel bir versiyonudur. Mesela göz renginiz mavi ya da kahverengi olabilir demiştik. Bu örnek için varsayalım ki insanların ya mavi ya da kahverengi gözlü oldukları bir dünyada yaşıyoruz, tamam mı? Başka rengimiz yok diyelim. Göz rengi tabii ki de bundan çok daha karmaşık bir şey arkadaşlar. Zaten biz de bu basitleştirmeyi sadece işimizi kolaylaştırmak için örneği anlatırken şu anda yapıyoruz. Evet, bir özellik daha düşünelim. Mesela diş büyüklüğü. Klasik biyoloji kitaplarında karşımıza çıkma olasılığı çok düşük olsa da biz yine de örneğimizde işi kolaylaştırmak adına büyük dişler için bir tane küçük dişler içinde bir tane alel olduğunu düşünelim. Genlerle aleller arasındaki farkın iyice anlaşılması için ya da bir saniye size Gregor Mendel'den bahsetmiştim değil mi? Evet, Gregor Mendel tüm bunları 1850'lerde biz henüz DNA'nın ya da kromozomların ne olduklarını ve DNA'nın nasıl aktarıldığını bilmeden önce açıklamıştı. İsterseniz biz de İşin içine biraz moleküler biyoloji sokalım ve aralarındaki farkı anlamaya çalışalım. Elimizde bir kromozom olduğunu düşünelim. Bu bir kromozom ve ben bunu babamdan aldım. Tamam mı? Bir kromozom ve babamdan aldım. Bu kromozom üzerinde ki bundan lokus olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Göz rengini belirleyen genin bulunduğu bir kısım var. Bu babamdan aldığım kromozomdu. Tabii. Bir de annemden aldığım kromozom olacak, değil mi? Onu da hemen çizeyim buraya. Bu arada bunlar hücre içindeyken pek bu kadar düzgün değillerdir. Ama ne de olsa şu anda neler olup bittiğini anlamaya çalışıyoruz ve bunun için düzgün ya da karışık olmalarının pek de bir anlamı, önemi yok. Bunlar homolog kromozomlar olsunlar arkadaşlar. Bu kromozomların aynı geni kodlayacakları anlamına gelir. Annemden gelen bu alelde, daha doğrusu annemden gelen bu alel, alelde ise, alelde de ya da öyle söyleyeyim, aynı yerde ya da lokusta göz rengi ile ilgili gen bulunur. Anlaşıldı öyle değil mi arkadaşlar? Göz rengi ile ilgili gen bulunur. Bu genin aynı versiyonuna sahip olabilirim ki zaten bu örneğimizde bu gene ait sadece iki versiyon olduğunu biliyoruz. Eğer genin aynı versiyonuna sahipsem, bunlar için kısaltmalar kullanalım. Küçük b maviyi, büyük B de kahverengiyi temsil etsin. Şimdi bunun küçük b, bunun da büyük B olması mümkündür. Ve eğer genotipi yazmak istersem, alel olarak annemden gelen büyük B ve babamdan gelen küçük b'yi yazmam gerekir. Genin kendini dışa vurduğu bu durumların her birine alel adı verilir. Başka bir deyişle, örneğin bunlar iki farklı aleldir. Alelin bir genin versiyonlarından biri olduğunu söylemek de mümkün. Aynen buradaki gibi annemden ve babamdan aldığım versiyonlar farklı olduğunda bu durum heterozigot olarak adlandırılır. Heterozigot olarak adlandırılır arkadaşlar ve bu genotipe de heterozigot genotip adı verilir. Heterozigot genotip. Genotip sahip olduğum alellerin versiyonlarını yani çeşidini gösterir. Annemden ve babamdan küçük b'yi yani aynı gen versiyonunu almış olsaydım eğer bu durumda alellerim birbirlerinin aynı olurdu. Buna homozigot genotip adının verildiğini eklemek istiyorum. Homozigot genotip. Ayrıca bu genin belirlediği özellik söz konusu olduğunda homozigot olduğumu duyabileceğinizi de bilmelisiniz. Bu noktada buraya kadar her şey anlaşıldı. Sahip olabileceğim genler bunlar. Bu durumda babamdan mavi, annemden de kahverengi aldım. Burada da hem annemden hem de babamdan mavi aldım. Peki gözlerimin ne renk olacağı nasıl belirleniyor diye soruyor olabilirsiniz kendi kendinize ya da bu videoyu dinlerken bana soruyor olabilirsiniz. Eğer işin aslından bahsetmemiz gerekirse bu son derece karmaşık bir şeydir arkadaşlar. Her şeyin birbirine geçmiş olduğunu düşünün tamam mı? Buna rağmen Mendel baskınlık gösteren genleri gözlemlemeyi başarmıştır. Baskınlık derken bir diğerinden baskın olan ve ortaya çıkan özelliklerden bahsediyorum. Mesela mavi göz renginin diğer özelliklerden daha az baskın olduğu düşünülür yine belki çok fazla basitleştirmiş olacağız ama biz de kahverengi göz renginin baskın, mavi göz renginin de çekinik olduğunu varsayalım. Şimdi eğer durum buysa, yani kahverengi göz rengi eğer baskınsa ve eğer benim genotipim buysa, büyük B kahverengini, küçük B'de mavi isim geliyordu arkadaşlar. Bu genotipte bir insanın gözlerinin kahverengi olmasını bekleriz. Şuradan devam edeyim ve şöyle yazayım. Önce genotip, sonra da fenotip. Genotip genlerin versiyonlarının ne olduğunu, fenotip de gözümüzle gördüğümüz durumu tanımlar. Kahverengi göz rengini babamdan aldıysam kahverengiyle yazıyorum. Mavi göz rengini de annemden aldığımı düşünelim. Eğer kahverengi göz rengi baskınsa Burada göz rengi geninin kahverengi versiyonu ya da alelinin baskın olmasından bahsediyorum demektir. Bu babamdan gelen, bu da annemden gelen alel. Anlaştık mı? Kahverengi alel baskın olduğu için buraya not etmiştik. Bakın. Evet. Kahverengi alel baskın olduğu için ben de ne oldu? Kahverengi gözlü oldum, değil mi? Kahverengi gözlü olurum yani bu durumda. Şimdi bir de tam tersini düşünelim arkadaşlar. Yani mavi aleli babamdan, kahverengi aleli de annemden aldığımı varsayalım. Bu iki durum arasında hiçbir fark yok. Fenotip yine kahverengi olacak. Yani ortaya çıkan, gözümüzde gördüğümüz durum yine kahverengi göz olacak. Peki, hem annemden hem de babamdan kahverengi aleli alırsam ne olur? Kullandığım kahverenginin tonu farklılık gösteriyor olabilir ama lütfen şimdilik idare edin hem annemden hem de babamdan baskın kahverengi aleli alırsam ne olur? Hadi tahmin edin bakalım. Doğru, gözlerim kahverengi olur. Zaten çok başka bir seçenek mümkün değil değil mi arkadaşlar? Son kombinasyonu da düşünelim. Bu arada bu son kombinasyon diyorum çünkü örneğimizde sadece iki tane alel var. Ama gerçekler tabii ki de bundan çok farklı ve gerçek dünyada çok daha fazla kombinasyon var arkadaşlar. Mesela kan grupları değil mi? Dört tane kan grubu var. Videonun başından beri bunu işimizi kolaylaştırmak adına yaptığımızı söylüyorum. Ancak bir kere daha tekrar edeyim. Evet, şimdi son kombinasyon için annemden de babamdan da mavi aleli aldığım durumda da mavi çekinik alel olmasına rağmen yani ortada onu domine edecek bir başka renk olmadığı için fenotip mavi göz olur. Ancak ikisinden de mavi aleli alırsam o zaman mavi göz olur. Göz renklerinin belirlenmesi tabii ki de bu kadar kolay olmuyor. Ama bu örneğin kalıtımın nasıl işlediği konusunda size bir fikir verdiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu örnekle size aynı fenotipi kodlayan farklı genotipler olabileceğini göstermek istedim. Birinin göz rengine bakarak homozigot baskın ya da heterozigot olup olmadıklarını söyleyemeyiz. Bu arada heterozigotlardan bazen hibrit olarak da bahsedilir ancak ben bunun biraz abartı olduğunu düşünüyorum. Eğer bu konuda birinin size hibrit dediğini duyarsanız kelimenin genin farklı versiyonlarından bahsetmek için kullanıldığını aklınızdan çıkarmayın lütfen. Şimdi de Annem ve babam çocuk sahibi olmaya karar verdiklerinde benim göz rengimin belirlenmesi için neler olup bittiğine bakalım mı birlikte? Evet, farklı dört e, senaryo, daha doğrusu farklı senaryolardan bahsedebiliriz. Biraz önceki örnekte dört taneyi görmüştük. Farklı senaryolardan bahsedebiliriz. Ama isterseniz annemin de babamın da hibrit olduklarını düşünelim. Babamın baskın kahverengi ve çekinik mavi aleli olsun. Annemin de aynı şekilde yani baskın kahverengi ve çekinik mavi aleli var. Bu iki insanın çocuklarının göz renginin ne olacağını görmeden önce burada ikisinin de genotipleri var. Bu annem, bu da babam. Çocuklarının genotiplerinin de ne olabileceğini belirlemek ister misiniz? Evet, hemen ufak bir tablo çizelim. İşte böyle. Mayoz bölünme konusunda yapılan araştırmalara göre annemin geni burada, genleri bir kere daha çizelim homolog bir çift olacak. Bu kromozomlardan biri işte bu da diğeri. Homolog çiftin bu kromozomu üzerindeki göz rengi lokusunda gen kahverengi gen arkadaşlar. Buradakinin göz rengi lokusundaki gen de mavi gen. Babam için de aynı şeyi düşünelim. Hücrelerindeki aynı kromozoma baktığımızda şöyle yapalım. Burada bir kromozom var, burada da diğeri. Kromozomun göz rengi lokusuna baktığımızda bu gende kahverengi aleli, buradakinde de mavi aleli görüyoruz. Mayoz bölünmeden bildiğimiz üzere kromozomlar kopyalandıklarında bir kromozomda iki kromatid bulunur. Metafaz sırasında bunlar sıralanırlar. Sıralanmanın nasıl gerçekleştiği konusunda ise bir fikrimiz yok. Başka bir deyişte, babam bana bu kromozomu ya da bu kromozomu verebilir. Aynı şekilde annem de bunu ya da bunu verebileceği için buradaki kombinasyonlardan herhangi birine sahip olabilirim. Mesela eğer annemden bu kromozomu, babamdan da bu kromozomu alırsam göz rengi genotipim ne olur? Büyük B ve büyük B. Öyle değil mi? Peki annemden bu kromozomu, babamdan da bunu alırsam babamdan büyük B, annemden de küçük B'yi alırım. Bu olasılıkta ise annemden büyük B yani kahverengi aleli, babam babamdan da daha doğrusu ay söyleyemedim, babamı söyleyemedim. Babamdan da mavi aleli alıyorum arkadaşlar. Son olarak bir de babamdan bu kromozomu, annemden de bu kromozomu aldığım durum var. Genotipleri belirlediğimize göre bir de fenotiplere bakalım mı? Evet. Bu kahverengi olur. Bu da bu da ve bu ise mavi. Evet, bunun nasıl işlediğini gördük. Peki size, eğer daha en başından bu iki kişinin göz rengi konusunda hibrit veya heterozigot olduklarını, yani buradaki gibi baskın çekinik özelliklerinin söz konusu olduğunu söyledikten sonra, çocuklarının göz renginin kahverengi olması olasılığının ne olduğunu sorsaydım, bana bu olasılığın ne olduğunu söyleyebilirdiniz? Daha doğrusu söyleyebilir miydiniz? Buradaki durumların hepsinin gerçekleşme olasılığı birbirine eşit olduğuna göre, Evet, elimizde gerçekleşme olasılıkları eşit olan 4 tane durum var. O halde paydaya 4'ü koyuyoruz. 4, evet. Peki bu durumların kaç tanesinde göz rengi kahverengi oldu? Bir bakalım tekrar. 1, 2 ve 3. Bu durumda ne oluyor? Olasılık 3 bölü 4 yani %75'tir. Aynı mantıkla bu iki kişinin çocuklarının mavi gözlü olmasının olasılığı nedir? diye sorulabilir. Gerçekleşme olasılığı eşittir. 4 durumdan sadece birinde mavi olduğuna göre bunun olasılığı da 1 bölü 4 yani %25'tir. Peki çocuklarının heterozigot olmasının olasılığı nedir? Çocuklarının heterozigot olması olasılığı, söz konusu olan heterozigot olması olduğunda fenotipe değil genotipe bakmamız lazım arkadaşlar. Buradaki kombinasyonlardan hangisi heterozigottur diyeceğiz. Bu. Neden? İki farklı alel var da ondan aynı şekilde bunun da heterozigot olduğunu söyleyebiliriz. Ve olasılık ise 4 farklı kombinasyon var ve gerçekleşme olasılıkları yine eşit olduğuna göre 2 bölü 4'ten %50'dir. Bu örnekte bir sürü varsayımda bulunduğumuzu da söylemiştik. Bu baskın, bu çekinik vesaire vesaire. Punet tablosunu ya da Punet diye de söyleniyor olabilir arkadaşlar. Punet tablosunu kullanarak sonuçların olasılıkları konusunda tahminlerde bulunabiliriz. Bu arada bundan sonraki videolarda bunun tam tersini yapabileceğimizi, yani bu çiftin çocuklarının kahverengi gözlü olması durumunda anne ve babanın heterozigot olmalarının olasılıklarını hesaplayabileceğimizi de göreceğiz. Olasılıklarını daha doğrusu çoğul olur bunlar. Evet. Bu yaptıklarımız İşin çok ama çok basitleştirilmiş bir versiyonu ama belki siz de benim gibi bu basit örneğin bile son derece ilgi çekici bir alana kapı açtığını düşünmüş ve heyecanlanmışsınızdır. Ne kadar basit olursa olsun, özellikle de Gregor Mendel'in araştırdığı özelliklerin büyük bir bölümünün bu şekilde incelenebileceğini bilmelisiniz.